Köprünün üzerine de çıkacağız. O muhteşem köprüyü biraz daha yakından göreceğiz. Bu dünya harikası. Yani bakın burada bir sehpehir var. Alanaların eğer imkanları varsa o çok sıcak günlerde buraya gelerekten işte bu görmüş olduğumuz yerden orayı izlemeleri iyi olur. Yani tarihe yolculuğun en güzel tanıtı. Uzaktan gördüğümüz şu anda köprünün üzerindeyiz. Şu anda üzerindeyiz. Hocam bu köprüye dair anlatacak daha neler var? Eminim ki çok şey var. Bak şimdi bu köprü derin bir vadinin üzerinde kurulmuş. Ama yine dikkatle bakarsanız hemen şu kaya blokunun içerisinden bir yol geçiyor. Bir tünel gibi. O tünel açmışlar. Oradan çıkan taş malzemeyi bu inşaatta kullanmışlar. Yani yukarı falan yükselen. Yani bu yükseklik aşağı yukarı 100 metre. Hani 35 katlı bir apartman ve gökdelene denktir. Bu kadar taş malzemeyi kullanıyorsunuz. Sadece kireç kullanılıyor. Yani henüz o zaman beton falan yok. Evet. Kullanılıyor, simento yok. Şimdi oradan giden trenler yer gittiğinde bak orada ayaklar var. Ayakların üzerinde demir çubuklar vardı o şey raylar gibi. Oradan tren geçerken galiba sallanmış. Zayıf gelmiş. Ve trenlerin yani viraj alamayıp devrileceğini düşünmüş. Ama üzerinde bu projeyi yapmaya karar veriyorlar. Ve bu derin vadi üzerinde işte çok zor şartlarda bu köprüyü yapmak gerekiyor. Yunan asıllı mühendis Mauro Cordato'nun yapmış olduğu proje kapsamında 1910'lu yıllarda inşaata başarıyor. Tabii burada binlerce işçi çalışıyor. Kesinlikle. Zaten kolay bir şey değil hocam bu. Bir yandan da odun kesiyor dağlardan. İşte çadır kamplar var burada. Askeri uzmanlar var. Maaş dağıtan muhasebe elemanları var. Tam bir teşkilat. Ve Almanya'nın da en zengin işte o Krupp firması, Siemens firması, Holzmein firması, 3 firma. Bir de Deutsche Bank, o büyük banka. Bu köprü yapmak için İstanbul'da ve Almanya'da yani binlerce hisse senetleri çıkarıldı. Abdülhamid'in tam desteği vardı. Alman İmparatoru yani Kaiser'in tam desteği vardı. Dünya çapında açılan kampanyalarla bir yandan bu tren yolu hattı inşa ediliyor. Bu köprü yapılıyor. Köprü bittiğinde şimdi köprünün ismi yapıldığı zaman Vardaha Köprüsü. Türkçe bir isim. Evet. Ama Almanlar yaptığı için de Alman Köprüsü adını da veriyorlar. Fakat köyün adı Hacı Kırı Köprüsü. Hacı Kırı Köprüsü falan diye bilinir. Üç ismi var yani hocam. Vardaha, Hacı Kırı ve Alman Köprüsü. Alman Köprüsü. Bana kalırsa burası dünya tarihinde insanlığın ortak ensede bir tarihi yansıtıyor. Deprem tehlikesi yok. Köprü sapasağlam ayakta. Bu şu demektir. Her vagon 2,5-3 ton gelse ve ona bir 10-15 ton yük koysanız
rahatlıkla 500 ton, 700 ton ve 1000 ton ağırlığındaki bir kütle buradan geçebiliyor. Yani köprünün ne kadar sağlam olduğunu kanıtıdır. Hani ben bazen duyuyorum şimdi bir köprüden 20-30 tonluk bir kamyon geçiyormuş, köprü çöküyor falan diyorlar. Ama buradan dünyanın yükünü taşıyan işte trenler geçiyor, buradan gidecek. Aşağıdaki Dorak istasyonuna varacak, oradan Adana'daki o büyük istasyona falan varacak. Oradan gittiği zaman Gevur Dağları'nı geçip işte ilerideki Halep'e ulaşacak ve oradan Musul ve Bağdat hedefleri buydu. Bu proje 1918-19'da farklı boyutta Fransız işgali el değiştirdi. 1935'te tekrar yapıldı uzantısı. 1940'da galiba Bağdat'a ulaşmış. Yani hedefine o zaman varıyor ama. Dediğim gibi bu köprü 1910'lu yıllarda dünyanın en büyük bir ulaşım sisteminin ortaya koyduğu prestij eserlerinin Çukurova'ya inen yerinde, Karisal içerisinde, bakın aşağıda kapız var, oradan sular akıyor, dağları yarmış gitmiş. Evet. Ve insanoğlu burada, yani kendi amaçları için çok zor şartlarda bir büyük harika eser ortaya koymuş. Ne mutlu köprü yapanlara, yani ne mutlu gelip buradan bu doğal güzelliği görenlere, herkes gelmesini istiyorum. Evet. Osmanlı'nın çökmesine. Petrol kavgası için dünyadaki süper güçlerin çatışmasına, Avrupa'daki Almanya'ya karşı Fransız, İngiliz, Amerikan ittifakına, dünya savaşına. Yani bu köprünün yapılması bir bakıma Birinci Dünya Savaşı'nın temel bir sebebidir. Yani köprünün arkasındaki tarihin derinliği çok çok fazla. Evet, yani hocam sıradan bir köprü değil. Evet, herkesin gelip buradan yürümesini tavsiye ederim ve doğaya bakmasını tavsiye ederim. Doğa güzelliği ve köprü. Muhteşem. Music.